Nur der Künstler kann den Menschen nach dieser Katastrophe das Gespür für ihre Freiheit zurückgeben. Indem ihr euch frei macht, macht ihr die Welt frei. Dram türündeki Never Look Away, Asla Yüz Çevirme, ailesinin Nazi rejimi tarafından katledildiğine ve ülkesinin yıkıma uğradığına tanık olan genç Doğu Alman ressam Kurt'un sanat aracılığıyla hayatın anlamını aramasını konu alıyor. Glaub mir, es stimmt alles nicht, was ich da gemalt habe. Oscar ödüllü yönetmen Florian Henkel von Donnersmarck, diktatörlüklerin önce sanatı kontrol altına almaya çalıştığını söylüyor. Çünkü sanat zihinleri ve yürekleri gerçek anlamda değiştirebilir. Ancak sorun şu ki diktatörlükler el attıklarında sanat, sanat olmaktan çıkar. Kişisel deneyimlerinden ve aile tarihçesinden de ilham alan yönetmen, kapitalist batıda yeni bir hayat arayışına giren ana karakterin çektiği zorlukları anlatıyor. The sudden freedom is something very scary. Ani özgürlük ürkütücü bir duygu, karma karışık bir durum. Eski düzende en azından belirli bir dayanışma olduğunu ya da birisinin sizi sahiplendiğini düşünüyorsunuz. Ancak özgürlüğün karmaşası ve umutsuzluğunu adına kölelik denilen ölüme her zaman tercih ederim. Dwa serduszka, cztery oczy, oj, oj, oj. Pavel Pavlikovski'nin Oscar adayı filmi Cold War, Soğuk Savaş, von Donnersmarck'ın totaliter rejimlerin insan ruhunu hapsetmesiyle ilgili mesajını yineliyor. Film Polonya'da komünizm döneminde geçiyor. Filmin ana karakterleri iki müzisyen Zula ve Viktor, komünizm rejiminin baskısı altındadır. İkili 1960'lı yıllarda Batı Avrupa'ya kaçar. Cold War'da tıpkı Never Look Away gibi Doğu Avrupalıların Batı'da çektikleri yalnızlık ve yaşadıkları kimlik krizini yansıtıyor. Film eleştirmenleri bu yıl en iyi film dahil 10 dalda Oscar'a aday olan Roma'nın Oscar şansını yüksek görüyor. Alfonso Cuarón'un 1970'li yıllarda Mexico City'de gündelik hayatı anlattığı nostalji dolu filmi, yönetmenin kentteki orta sınıf hayatı, ırksal ve sınıfsal uçurumlarla ilgili kişisel deneyimlerinden de esintiler taşıyor. Cuarón, öyküyü olabildiğince gerçekçi şekilde aktarmak için daha önce hiç sinema deneyimi olmayan oyunculara yer vermiş. Yorulmak bilmeyen şefkatli hizmetçi Cleo'yu canlandıran Yalitza Aparicio, en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday. Gracias. Ya dime. Porque las trabajadoras del hogar tienen un papel muy ev hizmetlileri ailelerin hayatlarında çok önemli roller üstleniyor ama bu yeterince takdir edilmiyor. En iyi yabancı film dalında diğer adaylar Capernaum ve Shoplifters. Bitti. İşte gelen. Nadine Labaki'nin filmi Capernaum, Lübnan'da kendisini savaş yorgunu bir dünyaya getirdikleri için ailesini dava eden bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. Yönetmen Hirokazu Kore-eda ise Shoplifters'da Japon toplumunun kenarında yaşayan yoksul bir ailenin hikayesini konu alıyor. Bu yıl en iyi yabancı film dalında Oscar'a aday olan tüm yapımlar sevgi, özgürlük ve dürüstlüğün, siyasi şiddet ve sosyal adaletsizlikler karşısındaki üstünlüğünü vurguluyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.